Bir önceki videoda 13,8 milyar yılı 10 yıla sıkıştırarak bu süreyi daha anlaşılır hale getirmeye çalışmıştık. En azından bizim bakış açımızdan 10 yıl bile aslında uzun bir zaman dilimi ve önemli olayları anlatan büyük zaman dilimlerini de görmüştük. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nden beri olan her şeyi 5 saniyeye sıkıştırmıştık ve 10 yıla baktığımızda bu çok da büyük bir zaman dilimi değil. Yani 10 yıl gibi bir sürenin geçmesi için çok beklememiz gerekir bu. Aslında uzun bir süre. Umarım bazı şeyler için farklı bir bakış açısı kazanabilmişizdir. Bu videoda yapmak istediğim şey aslında yine aynı ama bu sefer 13,8 milyar bir uzunluk birimi ya da bir zaman çizelgesi olsaydı tüm bu zaman dilimleri ne kadar büyük olurdu bunu göreceğiz. Şu an bu videoyu yüksek çözünürlükte kaydediyorum ve 1280 piksellik bir görüntümüz var. Tabii bu izlediğiniz yere göre değişir. Belki daha yüksek çözünürlüklü bir televizyonda izliyorsunuzdur. Buradaki ekranımın bir zaman çizelgesi olduğunu düşünelim. Yani oradan bu uca tam 13,8 milyar yıl. Diyelim ki burası evrenin başlangıcı. Ve burası da günümüz. Eğer çizgi 13,8 milyar yıl ise günümüzdeki anlamıyla bizim gibi görünen ve düşünen insanların bu gezegende yaşamış olduğu süre bu ekrandaki bir piksele bile denk gelmiyor. Burada koyduğum nokta bile birkaç piksel yani bu gezegende yaşadığımız süre bir piksel bile değil. Buraya koyduğum nokta yaklaşık 4 piksel ama ekranımdaki küçük bir piksel 11 milyon yılı simgeliyor. Ekranı biraz sağa kaydırayım. 11 milyon yıl. Eğer bu çizgi zaman çizelgesi olsaydı dinozorların nesli sondan 6 piksel önce tükenmiş olurdu. Evet 6 piksel önce nesilleri tükenirdi. Modern insanların bu gezegenin üzerinde yaşadığı süreyi ise burada ifade bile edemezdik çünkü sadece bir pikselin 20'de biri olurdu. En sondaki o küçük pikseli tüm ekrana genişletecek olsaydık, yani bu sarı çizgideki her şey oradaki noktada bulunuyor olsaydı, bu çizgi üzerindeki her piksel yine 8000 yılı ifade ediyor olurdu. Yani bu küçük noktayı aldık, bu upuzun çizgiye dönüştürdük. 200 bin yıl bu ölçekte 25 piksel oluyor. 25 piksel bunun gibi bir şey olurdu. Aslında bu çizdiğim kadar bile olmazdı. Bu 25 piksel bile değil sanırım. Yani 200 bin yıl benim ekranımda 25 piksel oluyor. Sonuç olarak bu insanların bu gezegenin üzerinde var olduğu süreyi anlatan o pikseli simgeliyor. Eğer İsa peygamberden sonraki zamanlara bakarsak bu süre bu sarı ölçekteki pikselin dörtte biri olurdu. Bağımsızlık bildirgesinden sonraki süre ise çok daha küçük bir zaman olurdu. Ancak bu zaman çizelgeleri bazıları için yeterli gelmiyor bile. Öyleyse başka bir şekilde düşünelim ister misiniz? Şöyle bir zaman çizelgesi düşünelim. Şu anda bulunduğum yerden B bölgesine 1300 kilometre boyunca uzanan bir zaman çizelgemiz olsaydı, yani bu çizgi 1300 kilometre uzanacak. Buradaki büyük patlama o B bölgesinde olsun. O zaman güneş sistemindeki dünyanın oluşumu 200 kilometreden biraz daha uzakta olurdu zaman çizelgesinin tümüne bakıldığında bu gayet iyi bir mesafe. Son kara dinozoru da dünyaya bir asteroitin çarpmasıyla yok olmuştu. Unutmayın, zaman çizelgemiz B bölgesine kadar uzanıyor. Bu olay yaklaşık 3000 metre ya da 3 kilometre uzakta olurdu. Bu yine de iyi bir mesafe gibi görünebilir ama zaman çizelgemizin bulunduğumuz noktadan B noktasına kadar uzandığını unutmayın. Yani bu zaten çok büyük bir zaman çizelgesi. Bu yüzden bu mesafe çok küçük mesafeyi daha da azaltalım buradaki australopithecus 3 milyon yıl önce dünya üzerinde dolaşıyordu bu süre futbol sahasından biraz daha uzun bir mesafeye yani yaklaşık 150 metreye denk geliyor 150 metre kilometre değil bu zaman çizelgemizde B bölgesi yönünde 150 metre uzunluğunda oluyormuş. İlk insanlardan bahsedecek olursak bu mesafe daha da kısalacak. B bölgesine kadar uzanan zaman çizelgesinde sadece 10 metre uzunluğunda olacak. 2000 yıl önce doğan İsa peygamberin doğumu sadece 10 santimetre oluyor. Bulunduğumuz yerden B bölgesine uzanan zaman çizelgemizde sadece 10 santimetre. Ve son olarak da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi B bölgesine uzanan zaman çizelgemizde sadece 1 santimetre oluyor. Evet. Bunun size bir bakış açısı kazandırıp kazandırmadığını bilmiyorum ama denemeye değerdi değil mi?